Merhaba arkadaşlar ben Kazım Hoca. Bugün arkadaşlar sizlere o buruları ve sıvıların basıncı yetmesi prensibi olan Pascal prensibinden bahsedeceğiz. Evet bu kısım arkadaşlar bizim yorum sorularımızda çok karşımıza çıkacak. Onun için beraber inceleyelim arkadaşlar. Şimdi tabii ki Uber'lar dediğimiz sistemler nasıl sistemlerde şekilde görüldüğü gibi U borusuna benzeyen sistemden bahsedeceğiz. Burada arkadaşlar birbirine karışmayan sıvılar olduğu için sıvıların basınç iletme prensibimiz Pascal prensibinden özellikle bahsedeceğimizi söyleyelim. Şimdi şekildeki KL noktalarında sıvı basınç birbirine eşit demiş. Şimdi nasıl eşit bakın arkadaşlar şu altta bir farklı bir sıvı var burada farklı bir sıvı var. Buradaki sıvı basıncı ne yapıyor? Kendini aynen şu noktaya ne yapmış oluyor? İletmiş oluyor. O zaman sıvılar basıncı ne yaptı? Bu noktaya aynen iletti. O zaman buradaki basınç, buradaki bu koldaki basıncı aynı eşit işte olacak. Burada hangi sıvımız var? D1 sıvımız var. Burada ise D2 sıvımız var. O zaman buradaki basınç HD1 g yani bir hadi gel. Bu koldaki sıvı basıncı eşit işte olmuş olacak. Aynı şekilde Buradaki sıvıların basıncı kıyaslarken arkadaşlar alttaki sistemi yine aynı şekilde alttan başlayalım. Bu noktaki basınç bu noktaki basınca eşittir. O zaman bakın bu noktaki basınç bu noktaki basınç eşittir. Buradaki buraya eşittir. Buradaki aynen şuraya eşittir. Daha ileri getirmez. Çünkü aynı sıvı kendi hizasını getir. Demek ki aynı sıvı ne yapıyor? Kendi hizasına basınç getiriyor. O zaman bu koldaki basınç bu koldaki toplam basınca eşit olacak. Şimdi bu kolda ne kadar yüksekliğimiz var? Bu kolda h h bakın. 2h yüksekliğimiz var. Hangi sıvı var? Y sıvısı ve G. Bu kolda ise arkadaşlar bakın h yüksekliğimiz var. h çarpı dz çarpı g artı bir de burada bakın başka dx sıvımız var. h çarpı dx çarpı g. Demek ki bütün kollarını ne Birbirine eşitliyoruz. Sol tarafı sağ tarafı eşitliyoruz. Burada h'lar gittiği zaman 2dy dz artı dx oluyor arkadaşlar. Şimdi bunların tabi bize kıyasını söyle. Altta kalanın canı çıksın misal dersek arkadaşlar en yoğun hangisi olur? Diyeceksiniz arkadaşlar x. Çünkü x nedir? E, yoğunluğu en fazla altta. O zaman dx'in hepsinden yoğun olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada arkadaşlar dy ise bakın dx ile dz'nin neyi ortalaması yani dy arada olmasa ama dy'nin arada olduğunu söyleyeceğiz. O zaman dz'de en e, üstte kalması lazım. Şöyle de yorumlayabiliriz. En altta olan x'tir. Bakın en altta olan x'tir. Şimdi y mi daha altta z mi daha altta? Y daha yere. O zaman y o zaman ortada. Z ise en üstte olduğu için en küçük olmak zorundadır arkadaşlar. Demek ki yere en yakın tabana en yakın olan sıvının yoğunluğu en büyük olduğunu burada söylemiş oluyoruz. Şimdi sıvılar Pascal prensibinden bir de bahsetmiş. Pascal prensip neydi? Sıvılar basıncı aynı hizada iletir. Ama arkadaşlar bakın burada önemli bir ayrıntıdan bahsedeceğiz. Eğer bir kabın tamamı bir sıvıyla doluysa ve üstü kapalıysa sıvı buradaki basınç gaz basıncı ve her tarafa aynı ne yapıyor basıncı bakın. Her tarafı eşit şekilde iletiyor. Demek ki sıvılar kendine uygulanan basıncı her nokta aynı iletirler diyoruz. Ama ne zaman o zaman tamamen kapalı olması gerekiyor ve tamamen sıvı dolu olduğundan sıvılar basıncı aynen her tarafa ilettiğini belirteceğiz arkadaşlar. Gelelim burada bir sorumuz var. Düşey kesiti verilen kapta birbirinden farklı x, y, z sıvıları şekilde gibi dengedir. KLM noktaların sıvı basınçları için ne söylenir diyor. Şimdi ne demiştik biz? Alttaki noktadaki aynı zamanda basınçlar eşit eşitti. Buradan bakın bu noktalar eşit. O zaman buradaki sıvı en fazla buraya kadar ilerledi. Demek ki K noktasının basıncı kesinlikle N'ye eşit. Şimdi K'nın N'ye eşit olduğunu burada söylemiş olduk. Şimdi burada arkadaşlar başka K L'den büyüktü. Şimdi K tabii ki e, K N'ye eşit. Şimdi N L'den büyüktü. O zaman ne olur? K N'ye eşit olduğunu söylemiştik. N'de L'den büyük olduğu için L'den bir o zaman K L'den ne oluyor arkadaşlar? K burada L'den büyük olduğunu söyleriz arkadaşlar. M L'den büyük müdür? Şimdi burada M L eşit olma şansı yok ve daha çok kıyas yapma şansımız yok arkadaşlar. Onun için cevabımızın burada 1 ve 3 olduğunu söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki kısmımız ise arkadaşlar su cendereleri. Su cendereleri tamamen Pascal prensibi esas olarak hesaplanır. Neydi biz Pascal? Yız? Sıvılar basıncı Buradaki basınç, buradaki basınç eşit. Buradaki basınç, buradaki eşit. Buradaki basınç, buraya aynı etki. Buradaki basıncın etkisi neyse bu buna karşılık gelir. Burada F bölü S1 etkisinin yaptığı basınç. Buradaki G2, S2 yaptığı basınca ne olacak? Eşit olduğunu söylemiş oluyoruz. Aynı şekilde bakın bu noktaki basınçta bu nokta basınç eşit midir? Çünkü sıvılar basıncı aynen buraya iletiyor. Buradaki basıncı yazarken F1-S1 etkisi bu koldaki toplam basınç. Hocam G1-S2 var artı bir de burada HDG'miz var. Onu unutmayacağız arkadaşlar. O zaman denge çizgisini de diyelim. Bakın buradaki bu basınç eşitti. Buraya kadar eşitlik devam ediyor. Bakın o zaman eşitlik burada bitti. Buradan bir çizik atıyoruz. Bu çizgimiz ne çizgimiz? Denge çizgimiz. Buradaki yapılan basınç, buradaki yapılan basınç eşit. Burada ne var? G bölü S2 var. Sol tarafta F1, S1 ve artı hadi gel. olduğunu burada söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi tabii ki e, Pascal prensibi uygulandığı e, biraz bölümlerden bahsedelim. Hidrolik sistemler Pascal prensibi sistemine yararlıkça yapılmıştır. Bakın burada ne var arkadaşlar? Yağ var, kompresör var. Buradan basınç çıkıyor ve sistemi ne yapıyor? Kaldırıyor. Aynı şekilde arkadaşlar. Bakın hidrolik sistemlerde yine e, fren sistemlerinde e, Pascal prensibi esas alınmıştır. Şimdi birleşik kaplar dediğimiz bir kısmımız var. Birleşik kabın herhangi bir birine dolduran sıvı kabın şekli ve kesiti ne olursa olsun bütün kablara eşit yüksekliğe getiririz. Yani buradan doldurduğumuz sıvının yaptığı basınç buraya eşittir, buraya eşittir. Hepsi eşittir. Neden? Çünkü hepsinde aynı açık hava var. Açık hava olduğu için arkadaşlar o zaman hepsinin yüksekliğinin birbirinden farklı olma şansı yok. Çünkü buradaki basınç, buradaki basınç, buradaki basınç, buradaki basınç ve buradaki basıncın hepsinin hadi gel olduğu için burada kabın şeklinde bir anlamı yoktur. Bizim için önemli olan yükseklik, sıvı yoğunluğu ve yer çekim esas alındığını belirtelim arkadaşlar. Evet buradaki sorumuz ne diyor? Bakalım eski bir ÖSYM sorusudur. Ağırlıkları önemsiz kesit alanları S1, S2 olan pistonlardan ikinci pistonun üzerine G ağırlıklı bir araba konulduğu zaman özküsü D olan sıvı birinci pistonu uygulanan F kuvveti dengelenmiş. H yüksekliğinde bulunabilmesi için bunların hangilerinin bilinmesi gerekir diyor. O zaman biz şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi buradaki basıncın buradaki basıncı ne olması lazım? eşit olması lazım. Buradaki basınçta basınç dik kuvvetini kuvveti bir O zaman F bölü S1 etkisi bakın burada G1'in ağırlığı vardır aşağıya. G ağırlığı vardır. G1'in o zaman bu pistonun ağırlığının bize anlamı yok. Buraya yapılan dik kuvvet lazım bize. Buradaki basıncı lazım. Burada basınç kim yapıyor? G bölü S2 yapıyor artı. Bir de burada sıvının basıncı var. Hadi gel var. O zaman biz tabii ki ne diyor bize? H yüksekliğinin bulunabilmesi için arkadaşlar. O zaman F1, S1, G2, S2, D, hepsini ne yapıyoruz? Kullanmış oluyoruz. O zaman H için hepsini kullanmış oluyor. Bakın ne yapmış? burada çözümü var arkadaşlar. G, S2, H, D, G, S1. Sadece kimi kullanamıyoruz? Sadece buradaki pistonun ağırlığını dikkate almıyoruz arkadaşlar. Gelelim başka bir sorumuza. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabın kollarına kesit alanlar birbirine eşit. X, Y, Z pistonun ağırlıkları önemsizdir. X pistonuna F kuvveti uygulandığında pistonun denge durumu şekildeki gibi oluyor. Y pistonuna kabın tabanına bağlı ipteki girme kuvvetinin T olduğuna göre F T oranı nedir? Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi sistemi tek tek görürsek şurayı görmeyelim. Buradaki basınç aynen burayı getirmiyor O zaman buradaki basıncı yazarken F bölü S diyelim şu yüzeye. Ne kadar yüksekliği karşıladı? Hocam H buradan geldi. H buradan geldi. 2 HDG'lik bir etkiyle karşıladı. Aynı şekilde şuradan baksak olaya farklı bir baksak. Şuradaki etki aynen ne yaptı? Şuraya iletti. O zaman burada ne yapıyor? T bakın. T bölü S yüzeyin yaptığı basınç şuradaki etkiye eşit oluyor. Yani h eşit oluyor. Bunları bir sadeleştirirsek arkadaşlar şöyle. h gitti, s'ler gitti. Buradan f t oranının 2 olduğunu bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Buradaki sorumuza bakalım. Düşey kesiti verilen içinde sıvı bulunan kap x cisminin şekildeki gibi dengede iken ağırlığı ve sürtünün önemlisi piston arasındaki yükseklik h'dir diyor. Cisim diğer piston üzerine, cisim diğer piston üzerine konu tekrar denge sağlanır. Pistonun arasında düşüyor uzak ne olur diyor. Şimdi biz bu cismizi G diyelim. İlk baştaki durumu yazalım. Buradaki basınç ne yapıyor? Aynen karşı iletiyordu. O zaman şöyle diyelim. G bölü 2S eşittir. HTG eşittir arkadaşlar. Çünkü burada HTG sıvası eşit. Şimdi bize ne diyor? diğer piston üzerine konulursa diyor ne olur diyor. Şöyle yapalım. Bu G'yi buradan alıyormuşuz. Şuraya koyuyormuşuz arkadaşlar. O zaman buradaki etki ne yaptı? G bölü S oldu. G bölü S'ye de ne yapar diyor. O zaman G bölü S'yi şuradan çekersek G bölü S etkisinde 2HT'ye geçirir. O zaman G bölü S 2HT'ye geçirir. O zaman 2H'lik yüksekliğe sebep olmuş olacak arkadaşlar. Gelelim başka bir sorumuza. Açık hava basıncının P0 olduğu bir ortamda 1-2-3 kaplarında H üstünde aynı sıvılar vardır. Sürtünmesi önemsiz ağırlığı e, önemsiz. Kesiti S olan hareketli pistonlar düşey uygulan F1, F2, F3 kuvvetleri dengedeymiş. Bunlar arasında ilişkiyi soruyor. Şimdi ne diyeceğiz? Buradaki sıvının yaptığı basınç kuvveti e, alttaki kuvveti işte olacak. Şimdi F1 kuvveti üstteki sıvının yüksekliğinden kaynaklı. Yani H, D, G, S eşit olacak. F2 kuvveti yine arkadaşlar H çarpı D, G, C, S eşit olacak. Yine buradaki arkadaşlar yüksekliğin yaptığı basınç kuvveti. Hepsi, o zaman ne oldu? Hepsinde hadise gel oldu. O zaman F1 eşittir, F2 eşittir, F3 eşittir. Hepsinde H çarpı D çarpı G çarpı S olduğu için hepsi eşit olarak kabul etmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Eski bir çıkmış sorumuz. Ne diyor? Piston alanları s 2 s olan bir su cenderesi e, pistonların üzerine konu özdeş, özdeş cisimlere şekilde bir dengededir. Aşağıdaki işlemler hangileri yapılırsa yeni denge durumunda konumunda kollardaki su yüksekliği eşit olur diyor. Şimdi su yüksekliğine eşit olması için basınçların eşit olması lazım. Yani sol tarafın basıncının sağ tarafın basıncının eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bir bakalım her birine G, 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 G diyelim. Buna G, 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 G diyelim arkadaşlar. Burada 3 G bölü 2 S'miz var. Yok 1 S'miz var. Yanlış yazmayalım. Burada arkadaşlar 4 G bölü 2 S'miz var. Şimdi her iki tarafın aynı oranda olması gerekiyor. Şimdi 4G bölü 2S ne yapar? 2G bölü S yapmaz mı? O zaman bu tarafın oranında 2G bölü S olması lazım. O zaman buradan biz bir G'yi almamız lazım. O zaman K yüzeyinden bir tane cisim alırsak bu tarafı da 2 G olur. Burası da arkadaşlar 4 G 2 S olur. Oranları 2 2 çıkmış olur arkadaşlar. Evet. Gelelim buraya. Birbirine karışmayan X, Y, Z sıvıları düşey kesiti şekildeki olan kaplarda verilen kuma dengededir. Kap tabanı yapılan sıvı basınçları. Şimdi sıvı basınçları şöyle yorumlayın. Öncelikle arkadaşlar ne diyelim? Şimdi biz burada tabii sıvının yoğunluklarını bilmiyoruz. Önceki x sıvısı burada nedir? Y'den yoğundur. Burada da arkadaşlar y sıvısı z'den yoğun. Çünkü alttaki yoğunluğu daha büyüktür. Burada ise x sıvısı z'den yoğundur. O zaman en yoğun hangisi? En yoğun x arkadaşlar. Sonra bakın y'de, Z, z'den büyükmüş. O zaman ne yaptı? x en yoğun. Sonra arkadaşlar Y. En az yoğun hangisi? Z. O zaman en az yoğunu Z olduğunu unutmayalım. Değer de verebiliriz. Mesela buna 3D deyip buna 2D D diyebiliriz arkadaşlar. O zaman şöyle değer verelim. 3D diyelim. Buna 2D diyelim. Buna 2D dersek buna D diyelim. Buna 3D demiştik. Buna da D diyelim arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Şimdi birinci kabın basıncını hesaplarken ayrı ayrı hesaplıyorduk. Bakın burayı artı burayı. H2DG üstten geldi artı H çarpı 3DG alttan geldi. Toplam P1'in yaptığı basınç 5HDG oldu mu? Aynı şekilde P2 hesaplarken üstteki sıvının basıncını hesaplayayım. HDG geldi artı alttaki sıvı oldu. H çarpı 2DG oldu. P2 de burada 3HDG olduğunu görmüş oluyoruz. Üçüncü hesapladığımız zaman buradan yine HDG geldi artı bir de arkadaşlar 3 HDG de buradan geldi. Toplam 4 H 4 HDG oldu. Şimdi en fazla hangisinin oldu? Tabii ki P1'in en fazla. Sonra arkadaşlar 3. sırada bakın 2. sırada P3 oldu. 4 HDG bunun 3 HDG oldu. P2'de 2. sırada bu şekilde yorumlamış olduk arkadaşlar. Evet, geçelim başka bir sorumuza. Sabit debeli bir musluktan akan sıvıyla dolduran kabın tabanına bir nokta oluşan sıvının zamanı, sıvı basıncının zamanı bağlı değişimleri şekildeki gibidir. Buna göre kabın şekli aşağıdan hangisi olabilir? Şimdi burada sıvıların basıncını kıyaslarken yani biz neyle? Yükseklikle kıyaslıyoruz. Onun yükseklik grafiğini soruyor. Hemen yükseklik artmış. Bakın basınç artmış. Şuradan yani basınç yükseklik orantılı. O zaman ne yapacağız hemen suyun yükselmesi. Ama o zaman suyun hemen yükselmesi demek şurası demek. Bakın yükseldi burada. Bunda da yükseldi ama hepsinde yükseldi. Bakın şurada da yükseldi ama burada yüksel. Bakın burada yükseldi. Hepsinde onda şansı var. İkinci kısımda beklemiş. Beklemiş demek ki e, su ne yaptı? Diğer tarafa taştı Bir de şurası dolana kadar bekliyor. Bakın burada bekleme şansı yok o zaman. Bu grafimiz gitti. Bu grafiğimiz gitti arkadaşlar. Burada bekliyor bakın. Şurada da bekliyor. Bakın 3, 2, 3 çıkışımız kaldı. Sonra tekrar aynı oranı yükseliyor. Aynı oranı yükseliyor. Değil aynı Aynı oranı yükselmesi. Yani şurada aynı oranı yükseliyor. Bakın bu geniş. Bakın burada ne yapıyor? Genişleyerek yükseliyor. Bu daralarak yükseliyor. O zaman cevabımız ne arkadaşlar? Aynı oranda yükseldiği için cevabımız Adana olduğunu burada görmüş oluyoruz. Evet. Yine çıkmış bir sorumuz. E, ee, düşey kesilir şekil 1'deki olan silindir biçimli kap. X bölmesine K musluğundan Y bölmesine L musluğundan sabit debile akan su ile 5 T sürede ağzına kadar dolduruluyor. Bu süreçte kabın N noktasındaki su basıncının zamana bağlı grafiği şekil 2 gibi, 2 gibi X bölmesinin hacmi Y bölmesini eşitmiş. Yani şuradaki hacimle arkadaşlar buradaki hacim eşitmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi burada e, tek tek inceleyelim. Şimdi İlk başta ne yapmış? hemen artmaya başlamış. Demek ki önce L muslu açılması lazım. Eğer önce K muslu açılsa önce burası beklerdi. O zaman L musunun önce açıldığını buradan hemen söyleyebiliriz. Bak L muslu ve K muslu önce açılmıştı. Çünkü N noktasının basıncısı önce suyun yükselmesi lazım burada. Şimdi tabii ki sonra bu yükseldikten sonra bakın L'ye aktıktan sonra K sonra açılmış. Demek ki bir miktar daha K geç açıldığı için. Buranın dolması beklenecek. Bak burada bekleme süresi var. O zaman tamam bunu da anlamış olduk. Şu ikinci önce gitti. Şimdi burada bir musluk iki tesele dolduruyor. Önceden K, L musluğu dolduruyordu ya. Burada da bakın yine iki tesele dolduruyor. Buradaki bölme miktarı da aynı. Demek kahvede aynı oranda gir. Eğer kahvede aynı oranda olmazsa bakın bir musluk iki tdp geliyorsa burada yine bir musluk 2 musluk İki iki yine iki tezel olmuş. Demek ki bunların debileri neymiş arkadaşlar? Birbirine eşit olduğunu gözlemliyoruz. Eğer debileri kanun daha fazla olsa bu grafik daha hızlı olur ve daha farklı olur. Aynı grafik olmaz arkadaşlar. Şimdi burada akışkanların biraz bas basıncından bahsedeceğiz. Şimdi akışkanlar tabii ki Pascal prensinden dolayı bir noktadan bir noktaya giderler arkadaşlar. Nasıl giderler? Şimdi tabii ki rüzgar, işte gazların basıncı hepsi akışkan oldukları için basınç farkından dolayı bir noktadan bir noktaya giderler arkadaşlar. Şöyle diyeceğiz. Şimdi buradaki sıvı akışkanlar bu tarafa doğru gitti mi gitti? O zaman P1'in basıncı yani burası maksimum basınca sahiptir. Burası minimum basınca sahip. Demek ki akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden basıncın küçük olduğu yere gidiyor. Veya daralan tarafa doğru gidiyor. O zaman burada ne oldu arkadaşlar? P1 basıncı P2'den büyük oldu, P3'den büyük oldu. Ama burada arkadaşlar tabi keside göre hız kıyasını. Kesitin daraldığı yerde, bakın kesitin daraldığı yerde ne yapıyor hız falan. Demek ki burada hız maksimum arkadaşlar, hız burada minimum diyeceğiz. Hızı burada minimum. Yani basınç hızı burada karıştırmayacağız basınçlar hız burada ters orantılı olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Demek akışkanlara basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere gider. Ee, basıncın arttığı yerde hız az ama basıncın azaldığı yerde hız fazla. Yani daral daraldığı yerde hız fazla. Nerede örnek verebiliriz? Mesela bir hortum ucunu sıktığımız zaman ne oluyor? Hızlı gidiyor. Demek ki e, daralan yerde hızın fazla olduğunu gözlemlemiş oluyor. Burada hız neye bağlı dediğimiz zaman bir kapta Fışkıran sıvının hızı neye bağlıdır? Bir kaptan fışkıran sıvının hızı arkadaşlar şöyle yorulacağız Hocam direkt e, htg değil arkadaşlar. Şimdi buradaki sıvının sonuç neyi var? Bir bas, e, e, enerjisi var. Buradaki enerji potansiyel enerji. Buradan çıkarken kinetik enerjiye dönüşüyor. O zaman potansiyel enerjinin biz kinetik enerjiye eşit olduğunu burada gözlemleyeceğiz potansiyel enerji mgh olarak yorumlarsa burada da 1 bölü 2 m vektör olarak yorumlarsa m'ler giderse arkadaşlar v'yi çektiğimiz zaman burada kök içinde 2 gh olduğunu söylemiş oluyoruz. O zaman sıvılarda burada biz e, bir musluktan çıkan fışkıran e, suyun hızı neye bağlı? E, yüksekliğine bağlı buradaki sıvının yani e, borunun açık olan kısmından yüksekliğine ve G'ye bağlı, yoğunluğa bağlı değildir arkadaşlar. Özellikle bunu belirtmiş olalım. Şimdi ne demiştik? Ee, buna benzer bir sorumuz var. Düşey kesiti verilen şekildeki Düşey kesiti verilen şekildeki kaplar 2 h yüksekliğine kadar suyla doludur. Özdeş musluklar açıldığında suların ilk fışkırma hızlarının büyüktür. V1, V2, V3 nasıl oluyor? Ne demiştik? Suyun nüfus neye bağlı? 2GH enerjiden yapmıştık. Yüksekliğe bağlı yer çıkan. Yer çıkan aynı olacak. Yükseklik. Ne yükseklik? Bakın kabın açık yüzeyinden bu yükseklik. Buradaki yükseklik ve buradaki yükseklik. Hepsinde aynı miktar, aynı su var. Hepsinde su olduğunu biliyoruz bakın. O zaman en fazla su burada. O zaman ne oldu? V1'in hızı fazla. V2 ve V3'ün hızı küçük fakat eşit işte olduğunu burada söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Geçelim başka bir sorumuza. düşey keseti şekildeki gibi olan birleşik kapta M musluğu kapalı iken X, Y noktadan su yüksekliği eşittir diyor. M musluğu açıldıktan sonra su yüksekleri ne olur diyor. Şimdi basınç neydi? E, tabii ki kabın geniş tarafından dar tarafına. Yani buradan ne yapıyor? Burada basınç arkadaşlar maksimum. Burada basınç arkadaşlar minimum. O zaman basınçlar tabi yükseklik orantılıdır. O zaman ne yaptık? Bakın daralan yerde da basınç azaldı. O zaman buradan yüksekliği daha az ama buradan yüksekliğin daha fazla olması lazım. O zaman yükseklikle arkadaşlar basınç doğrultulu olduğu için o zaman x'in basıncı yani buradaki x noktasının basıncı y noktasının basıncı z noktasının basıncı o zaman px büyüktür py büyüktür pz o zaman hx büyüktür hc büyüktür HS ifadesi olduğunu söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, farklı bir sorumuza geldik. Ee, İçerisinde su bulunan ve düşey kesiti verilen kapta akışları kapalı KLM boruyla şekilleyebilir diyorum. Akaşlar açıldığı zaman buradan çıkan suyun çıkış hızıyla kıyaslayalım. Şimdi bu soruda da şöyle düşünmemiz lazım. Suyun akış hızı neye bağlı? Tabii yüksekliğine. Yani 2GH demiştik. 2HG demiştik. Şimdi bu noktayla bu noktadan çıkması o zaman hepsinin çıktığı hızı aynı olduğu için sanki buradan çıkmış gibi düşüneceğiz. O zaman hepsinin buradaki ortak yüksekliği H olduğu için hepsinin o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Eşit olduğunu söylemiş o. Demek ki ilk yani havayla temas ettiği kısımlar şu, şu kısımlar arasında bir fark yoktur diyeceğiz arkadaşlar. Önemli olan havaya ilk çıktığı kısımdır. Gelelim buradaki sorumuza. Düşey kesili şekildeki gibi olan kapların birer uçları açık, diğer uçları kapalıdır. Kaplar taşıncaya kadar aynı sıvıya doldurduğu zaman kap tabanındaki sıvı basınçlarını söylüyor. Şimdi sonuçta bu kapların hepsi doldurulmuş bir kısmı dolduruyor. Bak buradan dolduruyoruz arkadaşlar. Buradan belli miktarda miktar kadar dolduruyor. Burada bir hava sıkışır arkadaşlar. Aynı şekilde burada da doldururuz. Yine burada arkadaşlar hava sıkışır şu kısımda hava sıkışır. Bunda da arkadaşlar ne yapar? Yine hava sıkışır. En fazla sıkışan bu olur mesela. Şimdi burada tabii ki bize sıvı basınçlar Sonra sıvı basıncı yani burası K ise şurası da K'dır. Burası L ise burası L'dir. Burası M ise burası M'dir. Bize açık hücreden yükseklik, açık hücreden yükseklik hepsinde arkadaşlar aynı olduğunu görüyoruz ama hepsinin bu noktadaki basınç, sıvı basınçlar ne olacak? Hepsinin sıvı basınçların eşit olduğunu çünkü hepsinin ortak yüksekliği ne arkadaşlar? Bakın burada hepsinin h olduğunu görüyoruz. Yani buradan bir tanesinin h'tan daha az olma şansı yoktur arkadaşlar. Gelelim başka bir sorumuza. Şekildeki düşey kesiti verilen O borusunda X, pistonların pistonlarının kütleleri eşit. Kesit sırasıyla S ve 2S'dir. Yani bunların kütleleri MM diyelim arkadaşlar. Ve aralarındaki su seviyesi farkı H'dir. X bir üstünün U borusundan çıkarılırsa diyor yeni denge durumu ne olur? İlk başta dengeyi yazalım. Buradaki basınç buraya eşit mi? Sıvılar basıncı iletiyor. M bölü S eşittir. M bölü 2S artı HDG. Bu ilk basınç. Bunu bu tarafa atarsak M bölü 2S eşittir. E, M bölü 2S'ye kadar HDG olur. Şimdi ne diyor bize? X bir O U borusundan çıkarılıyor Yani bu çıkartılıyor. Bu kalıyor. O zaman M bölü 2S Şimdi M bölü 2 s'nin htg olması lazım. n bölü 2 s bakın burası n bölü 2 s htg işten demek ki cevabımız arkadaşlar burada Bursa şıkkı olduğunu görmüş oluyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım.